Normalde nerede yaşıyorsunuz Hürri'yle? Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben normalde malcılık yaparım. Ne? Malcılık yapıyorsunuz. Bugüne kadar evliliğiniz bir şekilde devam ediyordu. Doğrudur. Hürri Hanım, Hatice Hanım'la ilişkinizi nasıl öğrendi? Birinden mi duydu, mesaj mı yakaladı? Şimdi müsaadeniz olursa ben bir şey söyleyeceğim. Hürri Hanım'la ve Ümit Bey ikisi de buraya tahminim herhalde mal mülk peşine gelmiştir. Bir de siyaset yapmaya gelmişti belli ki. Bunların ne bir tanesini... Ama gerekli platformu da hazırlamasaydınız Ahmet Bey. Müsaadeniz olursa ben anlatayım. Tabii. Şimdi Hürri Hanım'a gelince Hürri Hanım burada sadece ne çocuktan peşinden, evliliği peşinde. Evliliği yıkılmış. Altı tane çocukları gitmiş, gitmiş. Daha halen mal mülk peşinde. Ümit Bey de geldi geler diye ki burada vay benim pontulum gitti, şekerim gitti, yağım gitti. Aldık hepsini Esra Hanım. Ben bunların hepsini getirdim otele koydum. İkisi de burada. Ben duruyorum. Ama giden arı yerine koyamıyorsunuz mesela. Ahmet ne yalan söylüyorsun? Sen ben malcılık yapıyorum diye. Sen malcılık mı yapıyorsun? Şimdi, bir şey sen malcılık mı Ahmet Bey. Şu sen merak işin ediyorum. Gücün çocuklarından, çocuklarından beni çalıştırmak. Bir Kıbrıs'a bir Adana'ya. Nalet işinde beni durmadan altı sana çocuğundan süre alacağım. Siz karışmayın. Onlar onlar karı koca. Siz gidemezsiniz araya. Bekleyin lütfen. Esra Hanım. Karı koca konuşsunlar. Bak, ben, evet. Bir dinlesin. Bir, ben gene dinleyeceğim. Kendi konuşsun. Ben konuşmamı bölmesin. İşin gücün sahtekarlık. İşin gücün çocuklarla bizi çalıştırıp ev yapıp evimizi üstümüzden satıp geri başka yere ev yapıp durmadan bizim hayatımızla oynadın. Hayatımızı mahvettin. Ben altı çocuğumla. Esra Hanım söz hakkı kendine verin. Esra Hanım bir de diyorum. Benim altı çocuğum var. O gün Ahmet dedi ki dört çocuğum var. İkisi annesinde, ikisi dedi bende. Ben iki çocuğum nerede? Acaba Ahmet Bey ne etmiş iki tane benim çocuğumu? Peki Esra Hanım. Nerede benim bu çocuğum? Buyurun Ahmet. Esra Hanım. Neydi sizin soyadınız? Sözümü kesmezse sevinirim. Çolak. Şimdi 23 yıllık evliyim. Ben bu kadınla 23 yılımı bugüne kadar iyi veya kötü geçirdim. Buna saygı duyarım kendisine. Ama geçen seneye kadar 2022'nin 8. ayına kadar bu kadın her şeyi bitirdi. Nasıl bitirdi derseniz şunu söyleyeyim. Şimdi geçen sene biz bununla, bunun bir oğlum vardı büyük, Bekir Çolak. Gitti bir kız kaçırdı. O esnada ben Kahramanmaraş'ta oturup Kahramanmaraş'a geldik beraber. Geldiğimizde Aksu Mahallesi diye bir yer var Maraş'ın. Orada bu kardeşi İreşit Biricik diye bir kişi, kendinin ağa kardeşi. Esra'da da gel. Ne, nasıl şimdi bak, sebebini sebebini söyleyeceğim. Şimdi tamam, sebebini boşanma davası açtınız mı Esra odana? Esra'nın söz hakkı Esra Hanım bak ben şimdi bir şey anlatırsam ben lütfen anlatırım. Esra oralara giremeyeceğim. Şunu merak ediyorum. O dönemde eşiniz bu evliliği bitirdi. Dediniz ki ben bu kadınla artık devam edemeyeceğim. Eşim o dönem bitirmedi. Esra abla. Bak şunu bir susturun iki dakika. Bak ben derdimi anlatayım ondan sonra kendi konuşsun. Kendi bir hafta böyle konuşur ben seslenmeyeyim. Sabrı tahammül edemiyor. Hürri bekleyin lütfen. Esra abla o canlı yayına ben gelmek istiyorum. O Hatice Hanım canlı yayından almanızı istiyorum. Ahmet Bey benim gözüme baka baka ben Ahmet Bey'le başa başa başa. Benim için en mantıklısı o olur. Hatice buraya gelsen. Şöyle arka tarafa geç. Ekip arkadaşlarım alacak seni. Gelmiştim ama Ahmet'in evet, yanında oldum. Biraz önce söyledim de gel Hürri böyle. İsterse direkt... yanıma gelsin sıkıntı yok benim için. Hayır. İsterse gelsin yanıma sıkıntı yok benim için. Karı kocasınız yani. Yani sıkıntı bugün yok benim için. Bugün buradan barışıp da gidebilirsiniz. Yok. Her şey mümkün. Hayır barışmış kesinlikle olmaz da yarınız. Hayır ya her şey mümkün. Hayatta olmaz olmaz demeyin. Gel Hürri. Yerinden kalkmıyorsun, şurayı geçmiyorsun. Tamam. Gel. Şimdi önce dinle ondan sonra cevap ver. Buyurun. Evet. Önce bir dinlemesini bilsin sonra kendi cevabını versin. Şimdi geçen sene bak biz bu kadınla Kıbrıs'a gittik. Geçen seneye kadar evliliğimiz de iyiydi. Geçen sene Kıbrıs'a gittik. Bir sorum kendisine. Deyin ki geçen sene Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın güzel yurtta sen kocayan yemeğine fare zehiri koydun mu koymadın diye bir sorum var. Öyle bir şey varsa bak öyle bir şey varsa bunu, öyle bir şey yaptımsa bak, ben bunu adama... ben size kanıtımla getiririm Esra Hanım. Ahmet getirsin kanını getirsin Esra. İspatlayabilirsiniz bunu çok önemli. Kanıt yani senin yemeğine fare zehri koydu. Tamam kanıt istiyorum. Peki siz 10 ay önce bu Hatice Hanım'la Hatice Yollu'yla beraber yaşamaya başlıyorsunuz. Eşiniz sizin ilişkinizi hangi ayda nasıl öğrendi? Bunu merak ediyorum ya, sadece. Onun cevabını verim Esra Hanım. Şimdi... Eşim, nasıl fark etti? Senin bir kadınla yakınlaştığını, sevgili olduğunu, ona karşı duygusal bir şeyler hissettiğini nasıl anladı? Şimdi dedim ya bunun bu kardeşiyle bizim bir husumet, bu benim bir önümü kesti. Darbe ettikten sonra ben bununla bir kere soğuştum zaten. Bittik ya. Hayır Esra abla soğuşunca, ben bu Hatice Hanım, Hatice Yolun'un evinin ev lazımmış. Ona gittik ona bir tane ev buldum. Bir arkadaş aracıyla gittim. Onun eşyasını taşıdık. Ama ben iyi niyetinden yaptım. Ben bunu evi siz mi buldunuz bu evet, oturduğu evi? Evet. Kötü niyetinden yaptıysam insan değilim. Bakın. Sonra aradan bir iki ay, üç ay geçti. Bu anda Hatice Hanım'la biz bazı yerlerde mesela oturup yemek falan yedik. Bunun kardeşi İreşit Biricik var. Bizim bir resimlerimizi çekmiş. Yemek yediğimiz yerlerde. Nerelerde buluşuyorsunuz Hatice ile gizli gizli?
Hayır, gizli gizli değil mesela. Ben bazı lokantaya gittiğimizde de... Bunu... Hangi ayda oluyor bu Ahmet? Ortalama 8. 9. arasında. Ya Ağustos 8'de. Aynen. Hı, tamam. Aynen. Kardeşi bak bak birebir söylüyorum. Ben yalan gizli konuşmam. Gizli geliyor böyle. Hayır, kardeşi tık beraber bizimle beraber geliyor. Kardeşi diyor ki Reşit Biricik diyor ki ya diyor, Hatice Hanım diyor bak diyor benim diyor bacım diyor enişteme kabul hak ettiği yok. Benim diyor eniştem önce sen hak edersin diyor. Ben diyeyim ki bak kaynıma. Bak böyle bir şey konuşma bak. Peki, bu kadın bu evli. Fotoğraflarınız Ağustos'ta çekiliyor ya. Evet. 2022. Hı-hı. Sizin ondan önce miydi arkadaşlığınız? Hayır, Hatice Hanım'la bizim arkadaşlığımız 8. ayın içinde yani. Arkadaş değildik yani. Böyle bir normal tanışma oldu. Sonra kardeşiyle beraber bak bunun kardeşi Hatice Hanım ben üçümüz bir geziydik. Hatice Hanım şey, Hürri'nin kardeşi bunu alıp geldi Altınova Mahallesi'ne benim oturduğum eve. Oraya getirip oraları gösteriyor. Ondan şey ben hepsine karşı geldim bunların. Sonra, sen aslında bunun kardeşle papaz olma sebebin Hatice ile fotoğraflarını çektiği için. Hayır. Ben para verdim kendisine. Ama telefonda Ahmet Bey şey dediniz. Ocak 2022'de ilişkin başladı Hatice ile dediniz. Ya, telefonda hocam, şimdi bak. Ağustos 2022'de evet başlamış. Yani 8. ay ile 7. ayın arasında avukat hanım. Ben tam olarak bilmiyorum. Telefonda da Ocak dediniz ama. Ahmet hayır, ne Ocak, yaptığını biliyor mu ki? Ocak 2022'de ilişkin başladı. Hatice'ye de bakarsan çünkü, kaçmadan 3 gün önce başladı. Şöyle bir şey hayır yalan söylüyorum. Ben hakiki ilişkin Nisan'da başladık. Biz bu evlilik kararını Nisan'da aldık. Nisan ayında aldık. Tamam, Nisan ayında. Nisan ayının önce yani 2-3 ay önce tahmin edin yani. 2-3 ay önce oldu yani. 2-3 ay önce değil ama Ocak Bey oluyor işte. Ha işte yani siz o aralarda yani. Siz anlatın. Fotoğraflarınız hı çekildi. Sonra? Sonra bu kardeşi buna atmış fotoğrafları. Bu bana dedi kardeşim ki kardeşim bana resim atma abla. Dökümen dedi bana, de dökütmeyebilirim. Ya, dinle, ben bunu bak, bir dinle ya bir dinlesin. Yürü tamam. Bunu atmış. Bende de vardı resimler yalan yok. Şimdi atınca bu bana dedi ki bu kim dedi bana. Dedim bir arkadaş dedim ben yani. Arkadaş mı dedin? Dedi ki nereden tanıdın dedi. Dedim böyle böyle. Önce inkar etmek zorunda kaldım yalan yok. Nasıl inkar ettin peki? Ya benim tanıdığım falan değil dedim. Öyle sonra mi bu söylemedin? Şey yapmaya başladı. Bundan tartıştık. Şüphelenmeye başladı ha, yani. Kıskançlık krizine mi giriyor? Ya kıskançlık tartışmaya şey başladı. Tartışmaya böyle, başlayınca bu kadın bana karşı dedi. Sana karşı tutkusu çok mudur yani böyle dayanamaz mı bir kadın? Bana dedi ki sen dedi bundan evleneceksin dedi. Dedim ben evlenmeyeceğim. Evleneceğim deyince bunu tartışmaya başladı gecemin ya. Ben dedim evlenirim dedim. Açık İnkar konuşur etme sebebin neydi? Ya bir niyetim yoktu öyle bir şeye. Yalan. Şimdi evlenmeyen bir niyetim yoktu. Sonra aradan işte bir 15-20 gün geçti kardeşine bana tuzak kurdurdu. Tuzak kurulduktan sonra bununla bizim evlilik konumuz bitti. Ben dedim ki ben gene bir şey demedim. Herhangi bir şey yapmadım. Bununla çekti işte Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'a yemeğime fare zehri kodurdum. Öğrendim. Gene geri çıktım Maraş'a geldim. Bak Maraş'a geldim. Söz hakkı isteyebilir miyim Esra abla? Ya bir dakika Maraş'a geldim. Bak bunların hepsine şahitim var. İstediğin telefonu bağlattırabilirim burada tek tek. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.